Merhaba arkadaşlar. Geçen yıl bu vakitlerde sıralı sistem dal şeklinde fındıkları dikmiştik. Bazı arkadaşlarımız bu fındıkların son durumunu merak etmiş. Büyük dalları kökünden sökerek diktiğimiz fındıklık burası. Bu şekilde. Tabii en son diktikten sonra fındıkların uç kısımlarını, dalların uç kısımlarını kesmiştik. Yani üzerinden hemen hemen bir yıl geçmiş. Bu şekilde fındıklar kuvvetli bir şekilde tutmuş. Şöyle göstereyim. Şimdi arasına biz fındık dikmiştik, mısır dikmiştik fındıkların. Bir sırasını makine alamamış. 5 sıra götürüyor. 6. sıralarını bu şekilde bırakmış. Az önce burayı temizledim. Gayet başarılı bir şekilde fındıklarımız tuttu. Tabii %90-95 tutma oranı var. Arasında 3-5 tanesi tutmamış ama o normal dal şeklinde, fide şeklinde dikilse de yine o şekilde kurumalar olacaktır. Buradaki amacımız fındıkları bu şekilde büyütmek değil. Alttan gelen şu filizlerini, asıl fındık verecek dallarını köklü bir şekilde fındığı dikip onu hızlı bir şekilde büyütmek. Tutma oranını çoğaltmak. Fındığın kökü sağlam olursa, kuvvetli olursa bize belki birkaç sene zaman kazandırır. Yoksa ben fındığı bu şekilde dal şeklinde kocaman dikip bir dahaki sene ondan fındık alacak değilim. Bunlar, bakın görüyorsunuz, bunlar da tutmuş. Tomurcuklarını bir sene geçtiği halde tutmuş yani. Alttan gelen filizlerin kuvvetini görüyorsunuz. Belki bir iki yıl içerisinde hızlı bir şekilde büyüyecek bunlar. Ben buraya sulama yapamıyorum. Sulama imkanı olan arkadaşlar damlama sulama çekerse fındıkların dibine, bu büyüme hızını daha da arttırabilir. Tek sıra şeklinde diktim. Ocak araları, daha önceki videolarımda da söylediğim gibi, burada tek sıra olduğu için 5 metre yaptım ama birkaç sıra ötesinde 5 metre bana dar geldi. 5,5 metreye çıkarttım. 5,5 metre bence daha ideal oldu. Yani 5 metre de olabilir mi? Olur ama fındığın seyrekliğine, sıhlığına bakar. Temizliğine bakar. Dal budamasına bakar bu iş. Güzelce dallarını budarsanız 5 metre de olur yani. Bakın görüyorsunuz fındığı. Tomurcuk hepsi. Kurma vesaire yok. Biz bunu bir diğer bahçemizden söktük. Orada sıralı sistem ama çift sıra dikim yapmıştık. Burayı işte dediğim gibi geçen sene kurduk. Bakın görüyor musunuz? Şimdi üstten de kestik bunları bu şekilde. Şuradan. Atıyorum buradan. Kesildi. Kesilince fındık
daha kuvvetli tuttu. Bu sene yaz bayağı kurak geçti. Sert geçti yani. Bir avantajı işte mısır dikilince mısırın serinliğinde çok fazla yanmıyorlar ama mesela bu bir tanesi burada kurumuş. Görüyorsunuz. Tutmuş. Sonradan kurumuş. Şimdi fındıkların dibini temizlerken şöyle bir şey fark ediyorum. Fındıkların dibini porsuk mu, fare mi bir şey eşmiş, köklerini çıkartmış. Bakın şurada da var mesela. Şu fındığın dibinde de. Görüyor musunuz? Fındığın köküne doğru girmiş. Burayı kabartmış. Şurada da bakın onu da kurutmuş hatta. Şuradan delik yapmış. Delmiş orayı. Buna nasıl bir çözüm bulacağım onu bilemiyorum. Fındık tutsa da bu şekilde porsuktan ya da zararlı hayvanlardan da korumak, kollamak gerekiyor. Şimdi mısır araları. Şimdi yavaş yavaş aralarını girdim. Temizliyorum. Fındıklar bu şekilde de tutmuş arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar videodan bakabilir. Yani fındıkları ben hemen hemen 2 adım 2 metre kadar aralıklarla dikmişim. Siz de buna bakarak bahçenizi kurabilirsiniz. Bu yıl kahverengi kokarca geçen yıl bu yıl o müptela oldu. Bütün fındıkçılara 54 randıman gelen fındığımızı 48 randımana kadar düşürdü. İçinde çürük, çatlak vesaire bayağı fındığı bozdu yani. Bu kahverengi kokarcayla da aktif bir şekilde tüm fındıkçılarımız, çiftçilerimiz, hatta fındıkçılarımız demeyeyim, tarımla uğraşan herkes. Sadece fındığa da zararı yok. Sebzelere, meyvelere, bütün çiçekle oluşum yapan her şeye zararı var bu kokarcanın. Evet burada diyeyim. Evet burası 5,5 metre mesela. Bu fındık arası 5,5 metre. Şuradan da şunu görebilirsiniz. Fındıkların %90 hatta %90'ın üzerinde tutma oranı var. Dediğim gibi fındığın alttaki filizleri önemli. Köklü bir şekilde aldığımız için alttan doğru hızlı bir şekilde gelecek. Bakın. Bu şekilde tutmuş. Hatta ben bu şekilde büyük fındık diktim. Fındığın 5-6 sırasına da sarı çakıldak denen, deli sefa denen fındığın böyle 5'li 6'lı tomurcuk olanlarından diktim. Onlar fındıkların kökünden küçük küçük aldıklarımızdı. Buraya oranla oranın %90'ı tutmadı. Yani bu bunun tutma oranı %90'ın üzerinde, onun tutma oranı %10-15 gibi. Gerçi o fındıklar biraz daha köksüzdü. Belki o şekilde tutmamış olabilir ama evet. Arkadaşlar bu şekilde. Videoları beğenip yorum yaparsanız altına sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
İnşallah çiftçi arkadaşlarımıza bu şekilde görsel olarak bir faydamız dokunmuştur. İyi seyirler diler. Sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.